Burası Azerbaycan ve burası da Gürcistan. Bu savaşta müttefiklerin tek ülkeyle sınırlı olduğunu ve nükleer bombaların yasak olduğunu göz önünde bulundurun. İlk olarak karşılaştırmalara bakarsak bunlar insan popülasyonları, askere uygun olan insan popülasyonları, toplam asker popülasyonları, tanklar, savaş uçakları, donanmalar, ekonomiler ve savunma bütçeleri. Müttefiklere bakarsak iki ülkenin sınırlarından seçileceği için böyle bir savaş olsaydı Türkiye Azerbaycan'ın yanında olurdu. Gürcistan'ın yanında ise Ermenistan var olurdu. Savaş senaryosuna bakarsak savaşın nedeni Gürcistan'da bulunan Azerbaycan Türklerinin ayaklanma çıkarması sonucu başladı. Azerbaycan hükümeti bunun üzerine Gürcistan'daki Azerbaycan Türklerini korumak için Gürcistan'a savaş ilan etti. Bundan sonra Azerbaycan zaman kaybetmeden tanklarını bölgeye getirdi ve Gürcistan'ın Pirosmani kentini bombaladı. Gürcistan oraya asker göndermeye başlayınca savaş tamamen resmi olarak başladı. Azerbaycan Pirosmani kentini Gürcistan askerleri gelene kadar kuşattı. İlk olarak Türkiye yardıma hazır olduğunu belirterek Nahçıvan'a asker ve silah yardımı yaptı. Ardından Ermenistan'dan müttefikine yardım etmek için Gürcistan'a ek olarak silah yollamaya başladı. Gürcistan askerleri Pirosmani kentine gelince burada Azerbaycan ile yoğun çatışma yaşadılar. 24 saatlik bir çatışmadan sonra Gürcistan, Azerbaycan askerlerini bölgeden püskürttü. Ancak Türkiye'nin silah desteği yaptığı Nahçıvan Ermenistan'a saldırmaya başlayınca Ermenistan'da resmi olarak savaşa girdi ve askerlerini Nahçıvan'a doğru sürmeye başladı. Türkiye de aynı şekilde resmi olarak savaşa girerek askerlerini Ermenistan'a doğru sürdü. Ermenistan askerleri Nahçıvan'ın Şahbuz bölgesine ulaştılar. Nahçıvan halkı Türkiye'nin verdiği silahlar ve askerler sayesinde büyük direniş göstererek Ermeni askerleri oradan geri çektirtti. Türk askerleri bölgeye gelince Ermenistan buradaki askerlerini harekete geçirdi. Ancak Türkiye tanklarıyla vurmaya başlayınca Ermenistan o bölgeden geri çekilmeye başladı. Ve bunun üzerine Türk askerleri Ermenistan'a bağlı Gümrü kentine girdiler. Türkiye burayı aldığı için üstteki Gürcistan'a da saldırmaya başladı. Uçaklarıyla bombalayan Türk uçaklarına fazla dayanamayan Gürcistan, askerlerini bölgeden çekmesiyle Türkiye Ahılkelek kentine kadar olan bölgeyi topraklarına kattı. Gürcistan içindeki Azerbaycan Türkleri de ayaklanmalarla Bornisi kentini aldı ve Azerbaycan'a kattı. Azerbaycan Bornisi'ye gelmek için Sadıklı üzerinden tanklarıyla saldırdı. Gürcistan da tanklarıyla cevap verince iki tarafta asker kaybı yaşadı. Türkiye bu sürede tanklarını bölgeye getirmekle uğraştı ve getirdi. Türkiye tankları sayesinde buradan Maşatya'yı bombaladı ve aldı. Gürcistan kalan tanklarının en kalitelilerini seçip Türkiye'nin bölgesine getirdi. Gürcistan Türkiye'nin yerlerini bombalasa da Türkiye daha çok tank ile daha çok saldırdığı için kâr etmedi ve Türkiye Akali kentine kadar geldi. Ermenistan milli mücadele emri verdi ve bu milli gücünü Azerbaycan'ın üzerinde denemek istedi. Ve tüm vatandaşları ile Sevan Gölü'nün oradan Gadabay kentine saldırdı. Azerbaycan sadece askerleriyle karşılık verdi. Fakat tanklar yetersiz olduğu için ve silah sıkıntısı başladığı için Ermenistan Büyük Karamurat kentine kadar geldi. Alttan Türkiye'nin bolca silah ve asker gönderdiği bölge Nahçıvan, Türk askerleri sayesinde alttan saldırdı ve bunun üzerine Azerbaycan ile sınırlarını bağladı. Bunun üzerine Türkiye Azerbaycan hükümetine Nahçıvan üzerinden silahlarını verdi. Silahları alınca Azerbaycan ilk olarak üstü bıraktı ve Ermenistan'ın Kapan kentine saldırdı ve aldı. Ermenistan üst tarafla uğraştığı için buralarla ilgilenemedi. Ermenistan vatandaşları sayesinde çok güçlendi ve saldırılarını güçlendirip Gadabay'ı tamamen aldı. Ancak Ermeniler açlık çekmeye başladılar. Daha fazla ilerleyemezler. Ermenistan hükümeti başkentten bölgeye yiyecek getirdi. Ancak bu vatandaşlara sadece ve sadece 3 gün yetebilirdi. Ermenistan açlık sorunu gittiği için Taşkesen kentine saldırdı. Azerbaycan orayı savunmak için bölgeye Bakü'den asker çıkarttı. Askerler gelene kadar Taşkesen kenti Ermenistan'a geçti. Bu bölümün devamı ve daha uzunu ikinci bölümde olacaktır. İkinci bölümde görüşmek üzere. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.